Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, ara aplikesi çalışmasıyla karşınızdayım. Umarım sizler de beğenir ve bunu kullanırsınız. Birçok alanda değerlendirebileceğiniz bir çalışma olacak arkadaşlar. Bebek örgülerinizde, yeleklerinde, süveter, kazak, hırka vesaire birçok alanda, bebek battaniyelerinde kullanabileceğiniz bir aplike çalışacağım inşallah. Ee, videoma geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz Abone olmak ücretsiz. Beni desteklerseniz çok çok memnun olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizleri Zeynep Renkli Lifleri Instagram hesabıma da davet ediyorum. Orada da buluşalım inşallah. Bu e, aplika için kullanacağım malzemeleri de sizlere saymak istiyorum. Ben lif ipiyle yapacağım. Sarı, siyah ve beyaz renklerini kullanacağım. tabi sizler farklı bir e, ip kullanıyorsanız örgünüzde ona uygun ip de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bebe yünleriyle battaniye örüyorsanız yine bebe yünüyle bu aplikeyi çalışabilirsiniz. Tabii ki ben şimdi kullandığım tığı göstereceğim ama sizler dediğim gibi örgünüzün uygun olan, örgünüze uygun olan tıyla yapabilirsiniz bunu. Daha sonra göz için ben bu şekilde iki tane inci kullanacağım. Eğer elinizde bu türlü bir inci yoksa yine iğne iplik yardımıyla gözle işleyebilirsiniz. Dilerseniz de bu şekilde ince kullanabilirsiniz sizlerde. Evet videomu fazla uzatmadan hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar Bismillah diyelim ve hemen aramızın baş kısmıyla başlayalım. Ee, onun için ben şu şekilde ipi elime dolayacağım ve sihirli halka yapacağım arkadaşlar. Sihirli halkada şöyle buradan tutuyoruz, şöyle bir e, getiriyoruz ipimizi üst üste. Buradan elimizi tutuyoruz, bırakmadan çeviriyoruz burada bir halkamız oluşuyor ve bunun hemen buradan bir zincirle kapatıyoruz şimdi 3 adet zincir çekiyorum ve üstüne alıp buradaki 3 zinciri çektikten sonra üstüne tığımın üstüne sarıyorum ve bu halkanın içine bir iki kere de çıkarttım. 12 tane trabzan yapacağım baştaki zincirimi de saydığım için şu an 4 oldu 5 6 7 8 9 10 11 12 12 olduktan sonra burayı bırakıyorum. Buradaki ipimi çekeceğim arkadaşlar şuradan. Evet bunu çektiğim zaman bu sıkışma yapacak burada ortasında bir boşluk kalmayacak Evet şimdi bunu tutalım tekrar en baştaki ilk üç tane zincirimizin üstüne şu şekilde batalım bu ipimizi alalım buradan şu an iki tane ilmeğim oldu ve bu ilk ilmeği yine birincinin içerisinden kaydırma yöntemiyle çıkarttım ve bir zincirle kapattım. Evet şu an ilk 12 tane trabzanımız hazır. Yine burada 3 zinciri tamamladım. Üstüne alıyorum ipimi. Yine aynı trabzanın dibine bir kere daha batıp iki kere de çıkartıyorum. Üstüne alıyorum. Bir ilerisine geçtim. Bir iki kere de çıkarttım. Üstüne alıyorum. Yine aynı trabzanın dibine. Bir iki kere. Yani her trabzanın tepesine iki kere batarak 12 olan trabzanımı bu şekilde 24'e tamamlıyorum. Devam edelim. Bir tane daha yapayım. Üstüne aldım. Bir ilerisine geçtim. Bir, iki kere de çıkarttım. Üstüne aldım. Yine aynı yuvaya. Tam dibine batıyorum arkadaşlar. Ve çift olarak ilerliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şu kısımda tekrar buluşalım. Evet ben yaptım 24 adet oldu. Şimdi en son birleştirmeyi de göstermek istedim. Üstüne almadan ilk yapmış olduğum 3 adet zincirin içine batıyorum. Yine 2 tane ilmeğim oldu. Buradaki ilmeği bu diğer ilmeğin içinden kaydırarak çıkarttım. Ve bir zincir çektim. Şu an işlemimiz tamam. Bitti. Burada artık ipimi kesebilirim. Bu şekilde kestim. Evet. Daha sonra bu ipi arka kısma saklayacağım. Diğer ipimi de biraz yürüttükten sonra sabitleyeceğim. Açılma yapmasın diye. Orta kısmı boş kalmadan bu şekilde oldu arkadaşlar. Evet şimdi gövde kısmı ile devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi gövde olan kısmı geçelim. Şuradaki kısmı yapacağız siyah olan. Onun için siyah ipime geçtim. Ve herhangi bir yerinden ipimi önce sabitliyorum. Kafa kısmına şu şekilde. 1, 2, 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve bunu sıkılaştırıyorum şu kısımda. Daha sonra üstüne alıyorum. Ve aynı dibine bir kere daha batıyorum. Burayı çift batmış oldum. 2 trabzanım oldu. Şimdi bir daha yaptım. Üstüne bir kere sarıp iki kere de batıyorum. Şu an 4 oldu. 5 atlamadan sırayla gidiyorum. 6 7 8 ve 9. 9 tane olduktan sonra bu şekilde 1 2 3 zincir çekiyorum. Arkaya dönüyorum. Şimdi yine ilk başladığım yere çift yapıyorum arkadaşlar. Bir kere battım. Bu 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 ve en sondakine de batıyorum. 10 İlk başlarken çift yaptığımız için Burada bir yine bir artırmamız oldu. Siyah olduğu için sayıyla da verdim sayılarını. Ve burada ipimizi kesip sarıya geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki tane sıra yaptık ve burada ipimizi kestik. Şimdi yine ipimi kestiğim noktadan buradan sabitleyeceğim. Evet ilk sırada 9 başlamıştık. Sonra 10 yaptık. Şimdi burada da ilk başlayacağım yer çift batacağım. Şu şekilde buraya sabitleyeceğim önce. 1, 2, 3. 3 zincir çektim ve buraya yine çift batıp 1, 2 kere de çıkartıyorum. Ve bu şekilde devam edeceğim. Bir, iki kere de çıkartarak burayı 11'e çıkartacağım arkadaşlar trabzan sayısını bir genişleme olacak gövdeye doğru şu kısmı yapıyoruz şu an 2 4 6 7 oldu 8. 9 10 ve en sondakine de batıyorum. 11. 11 tane olduktan sonra yine 1 2 3 zincir çektim. Ters çeviriyorum. Ve bu ilkin, yaptığım ilk zincirin dibine çift batıyorum. Buraya 2 oldu ve bu şekilde yine devam ediyorum. 12 tane trabzana tamamlıyorum arkadaşlar. Evet dördüncü sıramızda 12 tane trabzana çıkarttık. Şimdi artık burada bir e, azaltma yapmamız gerekiyor. Şu kısma geçtik tekrar siyah ipimi aldım. E, burada 11'e düşüreceğiz artık arkadaşlar trabzan sayımızı. Hemen şu kısmı sabitleyeceğim. İpimi. Daha sonra bu kenardaki fazlalıkları ip yürüterek temizleyeceğiz. Evet, buraya sabitledikten sonra 3 zincir çekiyorum ve hemen devam ediyorum. Evet, bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda 11'e kadar, 11 olduktan sonra döneceğiz arkadaşlar. Evet, sona kadar geldik. 11 tane oldu. Şu an Hemen burada yine 3 zincirimi çekip dönüyorum ve hemen bir dibine batmıyorum. Hemen bir ilerisine battığım için hemen sayımız azalıyor. Yine bu sırayı da tamamlayacağım. Bu sırada da ona düşürmüş olacağım arkadaşlar. Sizler de yapın. Videomuz fazla uzamasın. Şimdi şu kısmı bitirmiş olacağız. 10 tane trabzanla. Evet siyah olan sırayla bitirdik. Şu şekilde kestim ben ipimi. Şimdi yine sarıyla devam edeceğim. Şu kısmı yapacağız. Kuyruk kısmına doğru yaklaşıyoruz. Hemen e, aradaki şuradaki boşluğa e, sabitliyorum arkadaşlar hemen e, ipimi. Burada yine ipimi sabitledikten sonra zincir sayımı 3'e çıkartıyorum. Şuradan da sıkıştıralım. Evet üstüne alıyorum şimdi hemen bir ilerisine değil yani zincirin bir ilerisine değil bir ilerisine yani ikinciye burada çünkü bir e, daralma yapmamız gerekiyor şöyle buraya deyip bir ilerisine çıkmadı buradan evet şu şekilde evet bir iki tane iki kere de çıkarttım trabzan yaptım. Şimdi devam edeceğim. E buradakini de saydım. 4 oldu. 5 6 7 Evet, sonu da yine buraya değil. Şuradaki en sondaki zincirime batıyorum. 1 2 kere de çıkarttım ve 8 tane Burada 2 4 6 8 tane tırabzan oldu. 1 2 3 zincir çekip ters çeviriyorum. Yine üstüne aldım. Şu kısmı geçtim. Evet, bu şekilde devam edeceğim. 4 oldu. 5 6 ve şuraya batacağım. Bu sırada da 7 ile bitirdim ve 1 zincir çektim. Yine burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Siyaha geçeceğiz. Evet, siyah ipimi yine buradan sabitleyeceğim. Burada 1 2 3 zincirimi yine çekiyorum. en son 2 4 6 7 de kalmıştık burayı 6'ya düşüreceğiz arkadaşlar. Evet 6 tane oldu. 6 tane olduktan sonra yine 1 2 3 zincir çekiyorum arkaya döndüm. Burada yine dibine değil bir ilerisine batacağım. 3 oldu. Bir atladım. Burada. Burayı 4'e düşürdüm. Evet. Burada sonda bir atlama yaptım. Şimdi 1-2 zincir çektim. Yine çevirdim. Burada araya bir tane. Sonra da bir tane yapalım. Evet. 1-2 zincirle bitirdim. 3 tane oldu. 2 zincir çektim ve artık burada ipimizi keselim. Bu şekilde bir sivri form verdik. Evet, iplerimizi alalım. Şimdi buradaki ipleri temizleyelim arkadaşlar arkasından ve hemen kanatlarını yapalım. Buradaki antenlerini yapalım. Böyle devam edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde ben arkasını da temizledim. Bir miktar ip yürüttükten sonra kesebilirsiniz. Şimdi dilerseniz antenlerin yapımıyla başlayalım. Yine şöyle bir hizaya getirelim. Göz kararı şuradan hemen ilk antenimizi yapalım. Buraya sabitleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekelim arkadaşlar burayı da sıkıştıralım açılma yapmasın 5 tane zincir çektikten sonra üstüne biraz gevşek bırakıyorum ve buraya bir adet fıstık yapacağım bir kere doluyorum aynı yere batıyorum tığımı siyah olduğu için gözükmeyebilir ama evet aynı noktaya 4 kere 5 kere dolayabilirsiniz ipinizin kalınlığına göre sonra hepsini birden toplayıp bu şekilde kapatacağız. 2 kere yaptım. Sıkıştırdım. Şimdi burada ipimi keseceğim. Evet. ipimi kestim. E, fakat burada kötü bir görüntü olmasın diye ben buradan bu fıstığın içine geçeceğim tığımla ve bunu bunun içine yürüteceğim. Evet, oradaki fazlalığı da keseceğim. Burayı da yine temizleyeceğim. Bir miktar yürüttükten sonra ipimi bu şekilde burayı keseceğim arkadaşlar. Ve ilk antenimiz oldu. Diğerini de buraya yapalım. Evet arkadaşlar buradaki fazlalık iplerimi kestikten sonra şimdi kanat yapımına geçeceğiz. Ben daha öncesinde bu şekilde hazırladım. Sizlerle şimdi bir tanesini yapacağım. Bunları şu şekilde üst üste dikeceğiz iki tanesini ve şuradan iğne iplik yardımıyla daha sonra bu kısma dikeceğiz. Şimdi dilerseniz kanat yapımı için beyaz ipimize geçelim. Hemen başlayalım. Evet. Şöyle kenara alalım. Evet. Şimdi 12 tane zincir çekiyoruz. 12 12 olduktan sonra üstüne alıyorum 1 2 3. zincirin içerisinden 1 2 kere de çıkartıyorum şimdi yine üstüne alıyorum hemen yanındaki zincir yuvasına batıp yine 1 2 kere de çıkartıyorum bu şekilde devam edeceğim 4 oldu hiç zincir atlamadan ilerleyeceğiz. Şu an 5 oldu. 6 7 8 9 İlk baştakini de saymıştım. Şöyle. Evet. 10 oldu. 10 olduktan sonra buradaki en baştakini de saydık. 10 olduktan sonra şimdi buradaki yuvaya tekrar batıyorum. 11. Bir daha batıyorum. Bu ipimi de arkaya alayım. 12 bir daha batıyorum aynı yere batıyoruz 13 bir daha batıyorum 14 Evet son kez batalım 15 ve şu an dönüşü yapmış olduk arkadaşlar üstüne alıyorum şimdi ilk önümdeki hemen gelen buradaki trabzana batıyorum bu şekilde Şurada iki tane trabzan kalana kadar en baştaki ve bir sonraki iki tane trabzan gelene kadar bitene kadar bütün trabzanların karşısına batarak ilerleyelim. Evet sonda iki tane kalana kadar ben yaptım. Şimdi yine en son burada yine üstüne alıyorum. Yine en sonki yuvaya batıyorum arkadaşlar. Bir tane daha batmış oldum. Şimdi bir tane daha yapıyorum aynı yere 3 kere batmış oldum sonda şimdi üstüne almadan ilk yapmış olduğum zincire geliyorum o zincire batacağız yine kaydırma yöntemiyle burada ipimi iki tane ilmeğe düşürdüm şimdi ilkini yine birincinin içinden geçirdim ve bir zincir çektim ve şu şekilde düzeltelim ipimizi keselim bundan 4 tane yapalım arkadaşlar daha sonra aramızın kanatlarını dikeceğiz şimdi gözlerini ve ağzını da işlemeyi de göstereyim Evet arkadaşlar ben şimdi iğne iplik yardımıyla gözlerini dikeceğim ve kalın bir iğneye bu şekilde lif ipini geçirdim çift kat yaptım öncesinde burada kanatları diktim arkadaşlar dikiş iğnesi ipliği yardımıyla sizler de bu şekilde dikebilirsiniz göz için hemen şöyle geleceğim arkadaşlar buradan bir tane boncuğumu alacağım dediğim gibi sizin burada eğer boncuğunuz yoksa ipinizi şu şekilde dolayarak batma suretiyle de buraya bir göz işleyebilirsiniz ben şimdi boncukla yapacağım şöyle hemen şuradan girelim buraya İlk gözümüzü yapalım. Şimdi diğer taraftan geçelim. İkinci gözümüzü de şu kısma yerleştirelim. Evet yuvasını bulayım. Evet diğer gözümüzü de buraya yaptık. Şöyle orantılı bir şekilde dikelim bunu. Evet. Şimdi hiç ipimizi kopartmadan şu kısımdan çıkıyorum. Şöyle bir dudak formu veriyorum. Evet. Şu şekilde tekrar buradan çıkalım. Kalın olması daha güzel gösterir. Tekrar buradan geçeceğim. Evet çok çektirmeden hafif. Evet bu şekilde arkadan da şöyle de göstereyim. Buradan da bunu düğümleyip kesip daha sonra aplike yapmak istediğiniz yere kendi iplerine uygun şekilde dikebilirsiniz. Tamamen bu şekilde bitirdik arkadaşlar. diğer şekilde yapmak isterseniz, daha büyüğünü yapmak isterseniz buradaki vermiş olduğum sayıları kat olarak artırıp daha büyük formda da yapabilirsiniz bu arayı. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle diyorum ve sağlıkla kalın hoşça kalın.